Serhat Osman Karagöz 4 Aralık 1988'de dünyaya geldi. Pera Güzel Sanatlar Lisesi'nde okudu. Ardından İstanbul Güzel Sanatlar Konservatuarı'ndan mezun oldu. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde tiyatro eğitimi aldı. Tiyatro Kılçık ve Tiyatro Beyoğlu'nda çalıştı, BKM'de oyunculuk yaptı. İlk olarak video paylaşım siteleriyle adını duyurdu. Ama bizler onu 2010 yılında Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisinde Murat rolüyle tanıdık. Performansıyla büyük beğeni toplamıştı. Öyle bir geçer zaman ki 2010-2013 yılları arasında Kanal D'de yayınlanan dram türündeki Türk televizyon dizisi. Yönetmenliğini Zeynep Günay'ın üstlendiği ve senaryosunu Coşkun Irmak'ın yazdığı dizi, ismini Erkin Koray'ın Unutulmaz parçasından almıştı. 3 sezondan oluşan dizi, 18 Haziran 2013 tarihinde yayınlanan 120. bölümüyle final yaptı. Erkan Kaya, Ayça Bingöl, Farah Zeynep Abdullah, Aras Bulut İğnemli, Yıldız Çare Atiksoy, Mete Horozoğlu, Meral Çetinkaya gibi isimlerin yer aldığı dizide hayat verdiği Murat karakteri Soner'in kardeşiydi. Felçliydi. Aylin'e aşık olduğundan Soner onu mutlu edebilmek için Aylin'le evlendirmişti. Sonra Aylin'den istemediği halde boşandı. Aylin ve abisi Soner'in nikah günü canına kıyarak abisinin gözleri önünde öldü. Her sahnesinde başarılı oyunculuğuyla izleyenleri kendisine hayran bırakıyordu. 2022 yılında ilk başrol deneyimi olan Container Brothers Hurdalık adlı internet dizisinde rol aldı. Serhat Dayım karakterini canlandırmıştı. Tiyatro oyunlarında da sahneye çıkan Karagöz stand-up gösterileriyle de adından söz ettirdi. Özel yaşamına değinecek olursak 2015 yılında PUK adıyla tanınan Selen Pınar Işık'la hayatını birleştirdi. Çift tören için üzerinde "Vallahi sizin kadar biz de şaşkınız, resmen evleniyoruz'' yazan renkli bir davetiye hazırlattı. 2017 yılında Batı adını verdikleri bir oğulları oldu. Doğumdan 3 hafta sonra bir şok yaşadılar. Oğlu Batı'nın ismini henüz doğmadan koluna dövme yaptırmıştı Osman Karagöz. Bebeklerine kimlik çıkartmak için nüfus müdürlüğüne giden Karagöz çifti yaptıkları işlemlerin ardından büyük bir şok yaşadı yaşamıştı bebeklerine Batı ismini vermek isteyen çiftin oğlu nüfus kayıtlarına Osman olarak geçmişti Selen Pınar Işık başından geçenleri sosyal medya hesabından anlatmıştı nüfus müdürlüğüne gitmişlerdi yanlışlıkla Batı yazmasalar diye gülüşürken memur Karagöz'e adını yazmasını istedi o da Osman yazdı meğer bebeklerinin adını yazmasını istiyorlarmış böylece adı Osman oldu küçük bebeklerinin mahkeme olmadan da değiştiremiyorlardı bunu Ünlü çifti takip edenler mutlu evliliklerini sürdürdüklerini zannediyordu. Ancak 2018 Mayıs ayında boşanma kararı aldılar. Pınar boşanma haberini sık sık hayatından paylaşımlar yaptı. Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı. Karagöz ise ayrılık süreciyle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullanmıştı. Ya hacı biliyorum ben çok iyi bir adam olamadım. Bu konuşmalara nereden başlanır onu da pek çözemiyorum. Bekarken hayatımın kendi içinde en kaybolduğu anda evlendim. Düzenli hayatı ayak uydurmam ilk başlarda zaman aldı. Ya evden çıkmadım, ya sosyal oldum, ya da çok sosyal olup saçmaladım. Ortasını bulamadım daha doğrusu. Sonra karım hamile kaldı, bir dış gebelik geçirdi, iç kanamadan gidiyordu kadın. Tam o psikolojiden çıktı, hamile kaldı ve ben bütün bu olanların arasında ne olduğunu anlamadan onu yalnız bıraktım. Çünkü ben de neyin ne olduğunu anlamıyordum. Aptalca kararlar verdim, hayatımın her evresinde olduğu gibi. Onun içten içe çığlıklarını duymadım, sanırım bencillik yaptım biraz." Ayrıldıktan iki sene sonra ise başka bir paylaşımla gündeme geldi Karagöz. Sevgililer gününde eski eşine çiçek yollamıştı. Kim bilir beraber olsaydık şu an 6. sevgililer gününü beraber kutluyor olacaktık. Şu an Kapadokya'da sen, ben, Batı ortalığı izliyor olabilirdik. Sana sürpriz yapmak için bir hafta öncesinde tatlı bir telaş içinde olacaktım. Ama şu an öyle telaşsızım ki gram pişman değilim. İyi ki boşandık. Ne rahatım ya, mis gibi hayatım. Boşandığın için teşekkür ederim. Ya ben nefes alıyormuşum. Bu çiçeği boşandığımız için kalpten yolluyorum ifadelerini kullandı. Pınar Işık da eski eşinin gönderdiği çiçeği gerçek bir ruh hastasısı notuyla yayınladı. ''2023 yılında çok üzücü bir haber aldık. 6 yaşındaki oğlu Batı, 3. kattan düşerek apar topar ameliyata alınmıştı. Kollarında ciddi kırıklar bulunan Batı, iki kez ameliyat oldu. Puka, sosyal medyada oğlunun sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Bir günde ömrümden 25 yıl gitti. Şu an hala şoktayım. Batı üçüncü kattan düştü. Bilinci açık, kollarında kırıklar var. Dün ameliyat oldu. Kırıkların durumu biraz ciddi. Ama geçecek. Şu an gülüyor, puding istiyor, öpüyor, şaka yapıyor. Doktorları polise şikayet etmekle tehdit ediyor. Bir süre daha hastanede kalacağız. Eminim kısa süre sonra ayaklanacak. O beklediğimden daha güçlü bir çocuk. Merak edenlere, dua edenlere çok 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 teşekkürler dedi. Batı'nın babası Serhat Osman Karagöz de sosyal medyadan tek tek dönemediğim bütün arkadaşlarıma yazan herkese çok teşekkür ederim. Batı fiyakalı bir o kadar haşere. Yaşanılan şey travmatik, atlatılan mevzu ucuz. Akıl sağlığımı koruman mucize notunu paylaştı. Bir hafta kadar sonra iyi haber geldi. Küçük oğulları Batı evine dönmüş ve ayaklanmıştı. Serhat Osman Karagöz sosyal medyayı oldukça aktif kullanan isimlerden biri. Son olarak oğluyla birlikte masak imalı bir paylaşımda bulunan Osman Karagöz bu paylaşımın ardından uzun zamandır sessizdi. Oğlu Batı ile oldukça eğlenceli hallerini Instagram hesabından paylaşan Karagöz'ün "Gösterişli hayatımızı masaktan nasıl gizleriz onu tartışıyoruz. Bütün şirketleri, anası ve anneannesi üstüne yapacağım. Çetemizin adı Tokatlar. Çete isminden emin değilim." notunu düştüğü karesi çok konuşulmuştu. Ayrıca Osman Karagöz'ün Dilan Polat pozu da sosyal medyada uzun süre gündem olmuştu. Geçtiğimiz aylarda oyuncu Serhat Osman Karagöz'ün cezaevine girdiği ve 18 gündür Gemlik cezaevinde yattığı, yaptığı paylaşımla öğrenildi. Serhat Osman Karagöz sosyal medya hesabından kendisi hakkında yorumda bulunan birinin adını paylaştığı için 2 yıl 6 ay hapis cezası almıştı. Karagöz 8 günlük ev izni sırasında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla cezaevi günlüğünü yazmıştı. Ünlü oyuncu şu ifadeleri kullanmıştı. Hayatımın yine en enteresan dönemlerinden birinden geçiyorum. Artık şaşırmıyorum. Gemlik benim için artık zeytinden ibaret değil. Keşke eylemlerimin ahlaki olup olmadığını onların hitap ettiği kitle belirlese. Biz bedavadan yatanlardanız. İçeride suçumu sorduklarında kişisel verilerin ihlali diyemiyorum. Var bizde de bir şeyler diyorum. Burada okuma yazma bilmeyenler için evrak asmışlar. Evrakta okuma yazma bilmeyenler 2023-2024 arasında başvuru için. Haliyle okuma okuma yazma bilmeyenlerin haberi yok. Baş memurluk çağırdı. Soruyor ne iş yapıyorsun? Tiyatro, sinema, stand-up diyorum. Yazıyor oraya basıpsız. Sürekli kendimle yüzleştim. Her şey dilekçeli. Kantin, revir, halı saha, koğuş değişimi, manav bile dilekçeli. Çişe giderken isteseler onu da yazacaksın. Bazıları çok sinirli. Böyle ağzına antidepresan atmak istiyorsun. Koğuş abilerim, arkadaşlarım var. Çok konuşmam, şaka yapmam dışında memnunlar. Bardiya başkanları baba gibi. Bazıları hem komik hem baba. İlk günler çok zordu. 15 günü doldurunca izne çıkıyorsun. Benimki hafta sonuna denk geldiği için 18 günde çıktım. 8 gün iznim var. Dava üst mahkemeden dönmezse dönene kadar oradayım. İçeride karşıma iyi insanlar çıkmasa o kadar kişi içinde kaybolur giderdim. Koğuş mümessili yaptılar beni. 23 Nisan'da bir günlüğüne oturturlar ya çocukları. O misal. Çok anlatacağım şey var. Oğlum Batı'yı çok özledim. Her şeyi yazamıyorum. Karar bozulmazsa 9 gün sonra yine aynı yere döneceğim. İznenin bitmesiyle cezaevine dönen, İzninin bitmesiyle cezaevine dönen Serhat Osman Karagöz, hadi koca şehir, 13 Şubat'ta bir sonraki izin, unutma beni ifadelerini kullandı. 5 hafta kadar önce sosyal medya hesabından şunları söylemişti Karagöz. Bu şehrin griliğine uzak kalacağım biraz daha. Sanki hayatımın portresini Van Gogh çizmiş gibi bir dönemden geçiyorum. Ben de normal şeyler yaşamak isterdim. Ama anormal insanların çoğunun tefekkürü bu. Kimseye kızmıyorum. Kaybolduğumu düşündüğüm yerde kendimi bulduğumu da biliyorum. Yat sayımından sonra Malta'nın koğuşa vuran ışığıyla okunan kitapların bu kadar kıymetli olacağını hiç düşünmezdim. Ne kadar çok basit boktan şeyleri dert edip şöyle adam akıllı bir şey bile okuyamıyormuşuz. Beni orada kitaplar bir de sevdiklerim ayakta tutuyor. İnşallah size de birileri ayakta tutuyordur. İnsan yarım saatin değerini anlıyor. Ne çabuk bitti izin, ne çok hüzün çöktü perşembe gününe. Çok özleyeceğim sizi. Bir mucize olur çıkarsam söz bir sürü iş yapacağız. Hazır zayıflamışım, kendimi size bol bol göstereyim. Şimdiden yazayım dedim. Yarın çok erken yola çıkacağım. Vedalaşamayız. Zaten vedalaşmayalım. Vedalar hep hüzünlü olur. Ayrıca gökyüzündeki bir kuşu köşeye sıkıştıramazsın. Tüm bunların yanı sıra Karagöz yıllar içindeki değişimiyle de çok dikkat çekiyor. Biz de Ünlü oyuncuya hayatının geri kalanında sağlık, huzur ve mutluluk diliyoruz.